Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi IKEA'ya geldik. Evdeki çalışma masam için bir tane sandalye bakıyorum da. Böyle ofis tarzı. Çünkü videoları hazırlarken hep kucağımda tutuyorum bilgisayarı. Bayağı bir ağrıyor. Bu arada yeni mikrofon hayırlı olsun. Ses kalitesi de güzel yani, hoşuma gitti. Beğendiyseniz yorumlarda belirtin. Bunda ne kadar aldım ya? 25 dolara aldım. Çin'den aldım. Taobao diye bir site var. Alibaba gibi. O da bir haftada geldi. Neyse, şimdi alışverişimize dönelim. Şu tarz bir tane sandalye almayı düşünüyorum ama bu biraz pahalı. 169 dolar. Bir de yaslanınca arkaya kafa koyulacak yer yok. Ama diğer yandan şu var, şunu çok beğendim. Bu da 149 dolar, 20 dolar daha ucuz. Hem de arkaya yaslanılıyor. Bu ikisinden birini alacağım işte, bakalım. Evet Elif Hanım, çalış hadi, çalış. Aferin. Tamam, bunu alıyoruz. Evet arkadaşlar, aslında IKEA'ya sırf şunu almak için geldim. Bu gördüğünüz bir mutfak timer'ı, zamanlaması. Zamanlayıcı timer. Heh. Bu herhalde 45 dakikaya ayarlanıyor veya 1 saate. Şu üst tarafa çeviriyorsun, sonra yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Herhalde 1 saate tam tur yapıyor. Şimdi ben bunu timelapse için kullanacağım. İleride anlatırım nasıl yaptığımı. Hadi bakalım. Ingenting jag säger spelar längre någon roll. Ställer mig i hallen tills jag fattar vad som hänt. Får jag ens bu Singapur'daki IKEA ile Türkiye'deki IKEA'nın hiçbir farkı yok. Çok benzer yani. Dizayn, her şey benzer. Sanırım bütün IKEA'lar böyle. Yani şu an kendimi Türkiye'de hissediyorum, İstanbul'da. İstanbul'daki IKEA'da. IKEA'da İran halıları varmış. Bunlar da çok pahalı ya. Şöyle küçücük bir halı. Mesela şu ne kadar? Fiyatını silmişler üzerine. Ama şu küçük halı 1000 dolar ya. Yaklaşık 2500 TL. Şurada bir tane kocaman var. Onda yine fiyatı yazmıyor. Silmişler. Ama pahalı olduğu kesin. Bak şu 800 dolar. Ne ya bu? Gerçek mi acaba? Gerçek duruyor ama. Evet evet. Şuna bak ya, 350 dolar küçücük halı. Üstünde yine fiyatını silmişler. Ama çok pahalı. Şurada da seccade var herhalde. 69 dolar. Şimdi son aşamaya geldik. Rack 27'den koltuğumuzu alacağız. Ondan sonra alışverişi tamamlayacağız. Evet. 27'nin 9. bölümüne geldik. Aha da burada. 149 dolar. Bu işte ya Elif. Ha bu. Ha bu mu? Nasıl taşıyacağız bunu? Oo. Neyse, araba var zaten. Cumartesi alışverişe gelmenin zararlar. Her taraf dolu. Prata med dig när du tittar bort. Snälla ge mig 2 sekunder innan du ger upp. Kan vi inte. Evet arkadaşlar, timelapse'i beğendiniz mi? Bak burada çektim böyle. Burası şu an kaynananın evinin manzarası. Şimdi bizim eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Akşam yemeğini yiyeceğiz. Hint yemeği aldım, hemen size göstereyim. Evet. Şimdi buradaki Hint yemekleri, daha doğrusu Singapur'da. Ha şurada meyveymiş bu arada. Bir tane markete gittik, meyve aldık. Şunu verdi adam bize beleş. Şimdi bu Singapur'da yani dışarıdan yemek alıp eve getirmek çok meşhur bir şey. Yani herkes bunu yapıyor. Yani ufacık bir şey bile alsan onu direkt eve getirtiyorsun. Şöyle bir tane bir şey verdiler bize, sulu bir şey. Hint yemeği yani sonuçta. Şöyle şurada ekmek var. Evet, şimdi şurada kağıdın içinde veriyorlar yemeği. Şöyle açıyorsunuz. Bir.
Şöyle sağdan aç, sol. Üstüm mahvoldu. Elbisem gitti. Neyse, yıkarız. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, beyaz pilav. Üzerine biraz köri soslu, köri sosu eklettim. Şurada körili bir tane tavuk. Şurada fasulye filizleri var. Şurada işte bir sos. Böyle, bu da köri sosu. Neyse, bakacağız. İnşallah tadı güzeldir. Yani daha önce yedim de çok. Bayağıdır yememiştim. Neyse, ben yemeğimi yiyeyim şimdi. Bugün aldığım koltuğu yapıyorum şimdi de. Malzemeleri çıkardım. Şurada işte bakıyorum, kitapta yazıyor böyle nasıl yapıldı. Şunları bulamadım yani. Şu parça var. Tekerlekler var. Bir de koltuğun alt oturma yeri var ve sırt yeri var. Şunlar yok. Bulamıyorum. Lan baktım, bu çok ağır. Meğer adamlar bu koltuğun içine gizlemiş bunu ya. Şöyle saçmalık mı olur? Şuraya bakın, içine gizlemişler. Resmen mal kaçırır gibi. 3 tane şurada. 4-5. Ya yok artık, şunu da oraya saklamışlar ya. Bu böyle boş mu kalacak yani? Yerleri var orada, boş. O zaman biz buraya bir şey saklayabiliriz. Neyse. Hemen şunu yapalım da bitsin. Evet arkadaşlar, koltuk bitti sonunda. 10 dakika sürdü zaten, kolaydı baya. Şu an videomu rahat rahat editleyebilirim. Güzel masam oldu ya. Normalde hep kucağımda taşıyordum. Kocaman da kutusu çıktı zaten şurada. Bunu yarın atarız. Neyse arkadaşlar, ben videoyu şimdi editleyeyim. Evet, şu an videonun son parçasını ekliyorum. 5 dakikaya hazır olur. Ondan sonra YouTube'a yüklerim. Evet, şu an hazırlanıyor. Saat 23.02. Yarın iş var. Yatmam lazım. Hemen şimdi yükleyeyim. Sonra yatarız.